videodan herkese selamlar. Bugün bisikleti Mesleğe Sarmak Eser 5'i inceleyeceğiz. Türkiye'nin bisiklet temalı en iyi içerik üreticisi Ozan Yavuz'un kanalına hoş geldiniz. Yeni videodan herkese selamlar. Bugün bisikleti Mesleğe Sarmak Eser 5'i inceleyeceğiz. Ozan Yavuz'u tanıyanlar bilir ki bazı şeyleri kafasına koydu mu o şey yok olana kadar ömür boyu kullanır. Bunlardan bir tanesi de Selam. Böyle bir giriş yapıyorum çünkü ilk olarak Selam'dan başlamak istedim. Çünkü Selam zaten sizin de iyi bildiğiniz. Getim'in inceleme videolarından da sıkça karşınıza çıkan Bontrager Aylus 145 milimlik bir sele, ortası yarık. Selemi seviyorum, Selemi çok seviyorum hatta çünkü artık benim popomun şeklini o kadar aldı ki bu pelvik oturduğunuz o kemiklerin, sitbonların o kadar şeklini aldı ki yani bu seleden başka seleye geçtiğim zaman oradaki alışma süresi beni yoruyor aslında. Bu o kadar rahat ki, o kadar alıştım ki hangi bisiklete binersem bineyim, ne yaparsam yapayım sürekli bu selem olsun istiyorum. Ortasının delikli olması da benim ayrıca hoşuma giden durumlardan bir tanesi diyorum ve hemen gidonuma geliyorum. Böyle ilk başta spesifik şeylerden bahsediyorum ki hatta bunun bir sonraki incelemesinin de jantlar olacağını bilirsiniz diye düşünüyorum. Gidon'un Pro Wipe modeli, Aero modeli 38 cm'lik bir ölçüsü var. Neden 38 cm? Çünkü benim omuzlarım biraz geniş ama ben bisiklette küçülmeyi seviyorum. Yani Gidon'u tuttuğum zaman, örnek veriyorum sprinte girdiğim zaman küçük olup aralardan Gidon'u sokabilme düşüncesi benim hoşuma gidiyor. Bunu uygulamak da hoşuma gidiyor. Çünkü geniş Gidon olduğu zaman böyle tepsi tutuyormuş gibi oluyorum. Bu açıklık benim hoşuma giden bir açıklık değil. Özellikle aşağıdan tuttuğumda, Aero'ya yattığımda o beni rahatsız eden bir özellik. O yüzden 38 cm'lik Gidon tercih ettim. Ve iyi ki de tercih ettim. Çok memnunum gidonumdan. Tamamen düşüncemi yansıtıyor. Buraları açık gidon bandı. Burada bitiyor. Sprint'e yatmak istediğiniz zaman da yine sprint açılarını size sunan böyle hem buradan tuttuğunuzda hem buradan tuttuğunuzda sprint konusunda sizi üzmeyen bir gidon. Gidonumu gerçekten çok severek kullanıyorum. Geliyorum gidon boğazına. Gidon boğazım şu an üzerinde Deda'nın Zero 2 modeli var. 12 cm'lik bir modeli. -8 dereceye sahip. Normal şartlar altında işte yarış sezonu içerisinde 15 cm'lik S-Works Specialized gidon boğazımı kullanıyorum. Veya 14 cm'lik Deda Super Zero yine gidon boğazımı kullanıyorum. Ya da 130 mm'lik -17 dereceye sahip özellikle sprint etaplarında kullandığım gidon boğazımı kullanıyorum. Bu sefer uzun bir süreliğine bunu taktım. Çünkü hani off sezondan çıktık. Yarış sezonu yeni başlayacak. Hani bu dönemde daha fazla bisiklet üzerine vakit geçirdiğimiz için istedim ki gidon boğazım böyle çok agresif olmasın. Çok agresife gerek yok. Yakın zamanda da değiştireceğim. Çünkü hani sezon başlıyor artık. Veya değiştirmeye de bilirim. Bir sevdim de. Yani açıları da güzel. Özellikle yokuşlarda bir hoşuma da gitmedi değil. O yüzden bunu bir değerlendireceğim. Derken hemen jantlarıma geçiyorum. Jantlar Campagnol Scirocco 35 milim eski jantlar. Herhalde bu jantlar 2014'te mi çıktı? 2013'te mi çıktı? O kadar eski ki ama o kadar Campagnol kalitesiyle yapılmış, o kadar İtalyan içeriğiyle yapılmış bir jant ki ben hala kullanıyorum. 2019'da aldım bu jantları. Herhalde 40 bin, 50 bin, kaç bin kilometresi oldu ben artık saymadım. O kadar süredir de kullanıyorum, o kadar süredir de bana mısın demiyor. Kaç tane kaza atlattı, kaç tane çukura girdi, kaç tane darbe aldı, haddi hesabı yok. Akoru bile bozulmadı. Gerçekten jant denince Campagnol. Ne demişler zaten? İtalyan'la yarışacaksın, Amerikan'la savaşacaksın. Gerçekten İtalyan burada kendini gösteriyor. Evet, Ozan Yavuz spesifiklerinden asla vazgeçilmeyen ayna kol. Ayna koldan da bahsedip artık kadronun ve diğer aksamların incelemesine geçeceğim. Ayna kolum zaten çok iyi bildiğiniz Duracell'in 9100 modelinde 170 milim krank uzunluğuna sahip bir ayna kol. Bu ayna kolu yıllardır kullanırım, çok da severek kullanırım. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi ayna koldur. Ayna kolun boyu ve ayna kolun dişisidir. Bunu bu şekilde zaten yıllardır kullanırım. Artık ayna kolda zaten görüyorsunuz can çekişiyor ama hala da bana mısın demiyor. Orada bir paradoksal bir durum da var. Niye? Çünkü artık öldü. Artık ayna kol bitti. Ama ne bir çatlağı var ne bir kırığı var. Durum böyle olunca da hala kullanılmaya da devam ediyor. Gayet de iyi performans veriyor. Bir sıkıntı yaşamadım. Dişleri değiştiriyorum dediğim gibi. Şu an bisikletin üzerinde 54-39 Durace yapraklar var. İşte sezon içerisinde 55-39 veya 54-39 şeklinde değiştiriyorum ayna kol dişilerini diyorum ve artık geliyoruz videonun başına neden başlamadın diyebileceğiniz bir yere. Kadro. Kadro S-Works Tarmac
SL 5 kadro. Tarmac bir efsanedir. S-Works zaten hani specialized S-Works şeklinde ilerler ve S-Works hem gerek agresyonu açısından, agresif kadro yapıları açısından, hem tırmanışta gösterdiği performans açısından, hem de sprintte yani düz yolda gösterdiği performans, o rigidlik açısından zaten bence dünyanın en iyi bisikletlerinden bir tanesidir. Hani şu an en iyi dünyanın bisikletlerini saysak S-Works birinci sırada gelir diye düşünüyorum ki bakın bu Tarmac 5 modeli, yani bunun üzerine 6, 7, 8 çıktı. Yeni 8'i çıkarttılar. Ona rağmen bu bisiklet hala canavar gibi. Hala bu bisiklet nasıl söyleyeyim, taş gibi diyebilirim. Bu bisikleti aldıktan sonra tırmanışlardan daha fazla keyif almaya başladım. Çünkü bisiklet o kadar agresif ve o kadar rigid, o kadar sert ki. Yani siz bir tırmanışa gittiğiniz zaman, siz bir yokuşa vurduğunuz zaman bisikletin o sertliği verdiğinizi hemen alması, verdiğinizi tamamen %100 neredeyse yola iletmesi bu bisikletle aramdaki o duygusal bağı arttırdı ilk zamanlardan beri. Yeni tarmaklarda olan bir teknoloji var, 12R. Bu yeni bir tarmak olmadığı için bunda 11R'da kalmış. Yani 11R karbon ölümüne sahip benim kadrom, Tarmac SL5 kadrom. Orta göbeğe baktığımız zaman seramik speed görüyoruz. Bu bisikleti ilk aldığım zaman üzerine seramik speed'in orta göbek rulmanları vardı. Ama bilin bakalım kim sprint ata ata orta göbek seramik rulmanları kullanılmaz hale getirdi. Evet, doğru cevap. O yüzden normal rulman taktım. Ondan sonra olmadı. Bir daha rulman taktık. O çok orta göbek değiştirdik. O kadar orta göbek rulmanı değiştiriyorum ki artık inanılmaz yani. Böyle en son Konya'da sevgili Murat Yıldırım değiştirmişti. Ondan beridir hala ses çıkartmıyordu diye düşünüyordum ki dün ses çıkarttı. Ekim, biz neydeyiz? Şubat'tayız. 4 ay geçmiş aradan. 4 ay sonra ilk çıtırtılar gelmeye başladı diyorum. Kadro ile ilgili diğer bir konuya geçiyorum. Sele borusu. Sele borusu yuvarlak. Hiç öyle aero üçgen şeklinde, yok arkası düz, önü böyle D şeklinde gelen sele borusu değil. Eski 27.2 yuvarlak sele borusu geliyor bisikletin üzerinde. Ama nasıl gidiyor, ama nasıl gidiyor anlatamam. Eksi 20 derece offset'i var. Bu offset sizi biraz daha geriye itiyor. Ama ben yine tabii agresif kullandığım için seleyi al öne şeklinde yapıyorum. Burada biraz da pay bıraktım çünkü seleyi çok da öne alınca gerçekten çok öne gidiyorsunuz. Bu sefer çok fazla quadriceps kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yokuşlarda ben biraz daha çekiş kullanan, biraz daha popoyu kullanan birisi olduğum için, çünkü bilirsiniz sprinterlerde yokuşlar biraz çekmez. O yüzden seleyi olabildiğince en öne almak yerine biraz daha geride pay bırakıp çekmek için böyle o açıyı ayarladım kendimce. Evet, kadronun son bölümü olan Furge'a geliyorum. Furge setinde de yine seramik speed'in rulmanları geliyor ama korkulacak bir şey yok. Hala onlar sağlam çünkü gerçekten her gidon boğazı değiştirdiğimde etrafını bir temizlerim, kapağını bir açarım, özel seramik yağından damlatırım. Gayet mister gibi kullanırım. Şurada da hani şöyle göstereyim. Böyle kadroya vurmuyor bu arada. Burada da parmağım var. Diyoruz ve artık bisikletin vites sistemine geçiyoruz. Bisikletin üzerindeki mekanik aksam tamamen Ultegra DI2 şeklinde konfigüre edildi. Tabii ki de Durace aynı kolum hariç. Yani shifterlar, fren bacakları, ön aktarıcı, arka aktarıcı hepsi Ultegra 8050 olarak düzenlendi. Bisiklet 2x11 vites sistemine sahip. 2x12 değil. Eski bir teknoloji dediğim gibi. Eskinin en yenisi gibi düşünülebilir. 2x11'deyim. Önde 2 tane var. 54-39. Arkada da 11 tane dişim var. 11. Şimdi gelelim rublemizin incelemesine. Ruble yine Ultegra'nın 11-31 rublesi. 11-30'un avantajını keşfettiğimden beri, 11-30'un rahatlığını keşfettiğim beri 11-28'e çok nadir düşer oldum. Sadece bazı etaplarda, dümdüz etaplarda 11-28'i takıyorum. Yani çok tırmanış yoksa 11-28'i takıp yola devam ediyorum. Zaten bunlar antrenman jantlarım. Yarış jantlarımın üzerinde de 11-30 var. Yarış jantlarım, DT Swiss'in jantlarında da, karbon jantlarımda da yine aynı şekilde 11-30 rublem var. 11-30 ruble iyidir. 11-30 rubleyle yokuşta çıkarsanız düz de gidersiniz diyorum ve pedallarıma geçiyorum. Pedallarım yine eski bisikletlerimden de bileceğiniz gibi, ama böyle pedal bir bağımlılığım yok. O yüzden onu sonlara aktarmaktan hiç çekinmedim. R7000 karbon 105 pedalım var. Bu pedallar böyle en sert kısmında kullanıyorum. Gayet de severek kullanıyorum. Bir problem de çıkmıyor. Hafif. Bakımı çok kolay. Bu yeni R7000'lerde gerçi bu bakım olayını birazcık zorlaştırdılar. Özel bir tane dişlisi var böyle. Pedalın mili var. Pedalın milinin ucuna bağlandığı yerde eskiden alyanla, 15 mi 14 alyanla girdiğinizde, açtığınızda rahatça sökebiliyordunuz ama şimdi buraya böyle değişik ruble kapağı gibi, ayna kol kapağı gibi böyle çentikli bir tornavida de getirdikleri için öyle istediğiniz gibi kafanıza göre açamıyorsunuz. Shimano Service Center'a bağımlı hale getirdiler. Matara kafesleri, bilirsiniz matara kafesleri çok önemli. Benim bisikletin üzerinde de yine bir İtalyan 3T Cycling'in karbon matara kafesleri mevcut. Bu karbon matara kafeslerinin sağladığı ağırlık kazancı sayesinde yokuşları daha hızlı çıkabiliyorum.
ironi. Bisiklet tamamen DIY sistem, elektronik sistem. Tam şu sele borusunun aşağısından ta kadronun aşağısına kadar inen böyle kocaman bir bataryayla beraber kullanıyorsunuz. Mekaniğe göre daha mı ağır, bir tık daha ağır diye düşünüyorum ama hiçbir problem yok. Elektroniğin keyfine de alışınca bir daha mekanik kullanmak istemiyorsunuz. Neden? Çünkü elektronikte basıyorsunuz, tık 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 atıyorsunuz. Mekanikte atmama durumu oluyor, bir şey oluyor. Ben bazen altındaki junction box'tan giderken vites ayarı yapabiliyorum. DIY'nin öyle avantajları var, öyle güzellikleri var. Yok ön aktarıcımın vitesi soğukta gevşemiş, soğukta şey olmuş, tel derdiniz yok. Çat diye basıyorsunuz, atıyor, basıyorsunuz, çat diye yukarı çıkartıyor. Gayet güzel bir teknoloji. Ben bunu dedikten sonra umarım DIY ile ilgili de bir problem yaşamam. Çünkü biliyorsunuz maşallah dediğim 3 gün diyerekten fren bacaklarıma geliyorum. Fren bacaklarım ortadan tek, tek bağlanıyor. Yani eski sistem gibi, bakın disk. Diski de demiyorum, diskten bir öncenin öncesi, tek pivot, kadroya tek bir yerden bağlanıyor. Yani böyle elinizle kontrol edebilirsiniz eğer iyi sıkmazsanız. Öyle bir teknolojiden bahsediyorum. Tek pivotla kadroya bağlanıyor ama gayet iyi tutuyor. Karbon jantları taktığım zaman karbon petleri takıyorum. Karbonları takmadım da alüminyumlarda da alüminyum petle bu şekilde halihazırda kullanıyorum bisikletimi. Yine bir Ozan Yavuz vazgeçilmezini bu sefer en sonlara doğru anlatıyorum. Tabii ki de KH Garmin tutacağı. Yine aynı şekilde hangi bisiklete geçersem geçeyim de genelde bu KH benimle beraber geliyor. Gayet de severek kullanıyorum. Üstünde görüyorsunuz artık paslandı, döküldü boyası. Ben böyle boyamaya çalıştım, şeyler yaptım falan. Gayet işlevli, gayet güzel bir ekipman. Lastiklere geliyorum sayın seyirciler. Lastiklerim Continental Grand Prix 500 25 milim. Şimdi diyebilirsiniz Ozan 28 milimler çıktı, Ozan şu çıktı, kadronu kurtarıyor mu diye. Evet, kadronum 28 milimi kurtarıyor ama ben 25 milim kullanıyorum. Neden? Çünkü gerçekten 25 milimi seviyorum. 28 milim bana çok konforlu geliyor. Ben yol bisikleti kullanırken o kadar konfor beni mutlu etmiyor. Gerçekten de durum böyle. Yani ben daha sert, tabi 23 de değil ama bunun ideali 25 milimdir benim için. Ben 25 milim kullanmayı seviyorum, severek kullanıyorum. Bu arada Specialized'ın Turbo Cotton Pro 26'ları veya Specialized'ın lastiklerinin 26 milimleri de aynı şekilde çok iyidir. Yani ya 24 ya 26 yapıyorlar zaten. Ben 26'larını kullandım, kesinlikle de tavsiye ederim 25'ten. Bence o yani tatlı agresyon iyidir diye düşünüyorum. Bu lastikler, sarı yanak lastikler çok çabuk kirleniyor, inanılmaz kirleniyor. Bunları sürekli bir çocuk gibi, bunları şefkatli bir şekilde temizleyip sevmeniz gerekiyor sayın seyirciler. Bunlar için de XCP'nin ürünlerini kullanıyorum evde. O tabii başka bir videonun konusu ama lastiklerimden memnunum. Uzun süredir patlamadı. Ciddi bir uzun süredir patlamadı. Yani 4 aydır falan patlamamasından bahsediyorum. Bu iyi bir süre. İnce hamurlu bir lastik zaten. Hani düz yolda da yokuşta da beni üzmüyor. Soğuk asfaltta da sıcak asfaltta da istediğim şekilde kullanabiliyorum lastiklerimi diyerekten. Arka aktarıcı puli. Nova oversize bir puli var bisikletin üzerinde. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ozan 54 dişi kullanıyorsun, 55 dişi kullanıyorsun. Onun dışında 11-30 ruble kullanıyorsun. Zincir çok fazla uzamıyor mu? Evet, zincir çok fazla uzuyor. Ama bunu neden kullanıyorum? Çünkü bisikleti aldığım zaman üzerinde geldi. Üzerinde geldiği için kullanıyorum. Değiştirmek istemedim. Normalde çok bir fark var mı? Çok bir fark olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü oversize seramik pulilerin boşta durduğunuz zaman istediğiniz kadar çevirebilirsiniz ama ağırlık altında çok da bir etkisi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Belki vardır ama ben şahsen düşünmüyorum. Yani normal puli de kullanabilirim. Oversize puli de kullanabilirim. Burada estetik olarak da güzel durduğu için bunu kullanmaya devam ediyorum. Bu da karbon, seramik. Vitesim atmıyor, nazar değdi. Kameraman çıldırdı, oturdu oraya, dedi ki bunu da anlat, şunu da anlat diyerekten son anlatacağım şeyi anlattıktan sonra onun sorularına cevap vereceğim. Krankım, sol krankım, parametrem, tabii ki de parametresiz olmaz. Parametrem her zamanki gibi Stage'in Gen 3 Durace 9100 170 milimlik krankı. Çok severek kullanıyorum, yıllardır kullanıyorum. İyi ki almışım, iyi ki Stage diyorum. Çok o kadar seviyorum sol krankımı, power metremi sayın seyirciler. Evet, video bitti diye düşünebilirsiniz ama bitmedi. Eğer bisikletimde bir şeyleri değiştirebilecek olsaydım neyi değiştirirdim diye. Çünkü kameramanımız çıldırdı ve dedi ki Ozan bunu neden kullanıyorsun? Neden karbon kullanıyorsun da plastik kullanmıyorsun? Mesela matara kafeslerini dedi. Bu konsepte ilerleyip birkaç tane hemen kendime soru soruyorum. Bisikletimin matara kafeslerine bakıyorum. Diyorum ki neden bunlar karbon, neden plastik değil? Plastik olsa ne değişirdi? Biliyorsunuz şimdi karbon olduğu zaman daha hafif oluyor. Yani daha hafif olduğu zaman da yokuşa gidiyorsunuz. Abi 1 watt kazandırıyor ya. 1 watt kazandırıyor. 1 watt kazandırdığı için de ben karbon matara kafesi tercih ediyorum. Çünkü yani oradaki 1 watt tepede 0.001 saniye falan yapıyor abi. Yani düşünsene ya, 2 tane takıyorsun 0.002 oluyor. Bunlar önemli değerler. O yüzden yok önemli değil. Ya plastik de kullanın, karbon da kullanın. Matara kafesi o kadar basit bir şekilde istediğinizi kullanın. Ya benim önceki kullandığım Tax'tı. Çok severek kullandığım bir matara kafesiydi Tax'tı. Bunda 3D'nin şeyi vardı. Matara iyi kavrasın, düşürmesin. Alırken vesaire de böyle sizi zora sokmasın. Matara kafesinde başka bir şeye gerek yok. Geliyorum bir diğer konuya. Mesela ne değişebilir bisiklette?
Çok güzel bir soru. Kendime soruyorum. Ozan neden bütün sistem dur SDI2 değil de Ultegra DI2? Şimdi şöyle düşünün. Eğer bir takımdaysanız, eğer çok ciddi paralar kazanıyorsanız, eğer gerçekten çok ciddi yarışlar da kazanıyorsanız parayla beraber. Tabii birbirini de doğru getiriyor ayrıca. Neyse. Dur Ace sistem kullanmak mantıklı. Neden biliyor musunuz? En ufak bir problem olduğu zaman takımdan zaten Dur Ace'in yine aynı şekilde rublesini alırsınız. Dur Ace'in zincirini alırsınız. Dur Ace'in shifterlarını alırsınız vesaire. Ama şimdi Türkiye ekonomisinde, Türkiye şartlarında gidip de Dur Ace kullanmak, en ufak bir kazada yok kolum burası çizildi, yok kolum burası dağıldı. Aradaki fiyat farkı da uçurum. Yani Ultegra ile Dur Ace arasındaki fiyat farkı da ciddi bir fiyat farkı var. Neden böyle bir masrafa ekstra gireyim? Hani şu anda katıldığım gibi yarış Tour de France değil, katıldığım yarış İtalya turu değil, katıldığım yarış 2.1 pro seviyesinde yarışlar değil. O sebepten dolayı gidip de Ultegra almıyorum, Ultegra DI2 almıyorum. Ultegra DI2 cillop gibi. Ayrıca zincirimde 105. 105 zincir. Çünkü ben yılda 3 defa, 4 defa, belki 5 defa zincir değiştiriyorum. Her zincir değiştirip D5'i 5'ten daha fazla olduğu zamanlar da oluyor. Şimdi aklıma geldi. Bu zincir Dur Ace alsam daha az gidiyor. Dur Ace'in ortasındaki baklaların arasında şey yok yani. Tamam, akışkanlığı mükemmel bu arada. Şöyle söyleyeyim, Dur Ace zinciri kullandım ve inanılmaz keyif aldım Dur Ace zincirden ama yarışta tak. Yarışta takılır yani. O da çok önemli. A yarışında takabileceğiniz bir zincirdir bence. Mesela Türkiye Şampiyonası'nda takılabilir. Pedallar. Pedallar Dur Ace karbon olabilir miydi? Evet olabilirdi ama ben 105'lerden aşırı memnunum. Yine aynı Dur Ace 105 dayanıklılık olayına geliyor. Ben gayet memnunum. Jantlar. Jantları değiştirmemeye. Jantlar. Ben kampanyol çok seviyorum. Ben bir Zonda jant seti çöp ettim. İnanamazsınız. O kadar kullandım ki. Yani geçmişteki videolarıma bakın. O Zonda jant setini görürsünüz. C17'si. Kullan. Jant seti herhalde 50 bin kilometre geçmiştir yani jant setiyle beraber. O kadar çok kullanmışımdır. Bu arada diyeceksiniz ki o zaman bunu 30 kullandın, ona 50 kullandın diyorsun. Sen totalde kaç bin kullandın diye. Benim total bisiklet sürüşümde bu zamana kadar 120 bin kilometre civarı. Bisiklet böyle gördüğünüz gibi sağ elimle kalkıyor. Hem de hiç titremiyor görüyorsunuz. Bakın kolumdan falan hiç titremiyor. Omzum falan hiç titremiyor. Gayet hafif bir bisiklet. Yok 7 kilo 7.74 müydü? 7.4 civarı. O yüzden ortalamasında anlaşalım 7.45 diyorum. Karbon jantlarla şu an 7.6 7.7 falan vardır. Karbon jantlarla arasında nasıl 100 gram var diyebilirsiniz. Çünkü karbon jantların profili bu kadar olduğu için bundan daha fazla. O nedenden dolayı öyle de bir durum oluyor idi. Efendim Ozan Yavuz kendi bisikletinin anlatımını sundu. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kafanıza takılan sorular olursa da sormaktan çekinmeyin. Görüşürüz.